Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere okul için almış olduğum malzemeleri göstereceğim. Her ne kadar eğitimler online de olsa hepimiz okul malzemelerine hala oldukça düşkünüz. Özellikle ben mezun olmama rağmen yine de okul alışverişinden vazgeçemiyorum. Çünkü ben de sınavlara hazırlanıyorum. Artık size göstermeye başlayabilirim. İlk olarak size çizim kalemlerini göstermek istiyorum. İçerisinde farklı numaralarda 9 tane kalem var. Çok amaçlı kalemler. Bu kalemleri BİM'e geldiğinde almıştım. Her yüzeyde kalıcı kalemler olarak da geçiyor. Bu kalemlerde kaligrafiye başlamak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Bu yüzden aldığım kalemler. Şimdi de almış olduğum mini Posca kalemleri göstermek istiyorum. Satın alırken daha farklı renkler gösteriyordu ama ben geldiğinde bu renkler çıkınca çok şaşırdım. O yüzden de kendi beğendiğim farklı renklerini de yanına ek olarak aldım. Şimdi fırçaları göstereceğim. 3 fırça aldım. İkisinin ucunu özellikle ince aldım. Diğer fırça daha kalın. Onu da sulu boya için aldım. Alırken en çok beğendiğim ürünlerden birisi de bu baskı setiydi. İçerisinde büyük ve küçük harfler var ve birkaç tane noktalama işaretiyle sayılar var. Bunu kullanmak için mürekkepler aldım farklı renklerde. Eğer bir planlayıcı yaparsam orada kullanmak istiyorum bu baskı setimde. İki farklı renkte de organizer aldım. İçine bantlar koymayı düşünüyorum. Böyle mandallı bir şey aldım. Bunu da sonra bu ipi masama asıp aldığım önemli notları mandallarla tutturabilirim diye düşünerek almıştım. Yapıştırıcı ürünlerine gelelim şimdi. Çift taraflı bant aldım. Çünkü çift taraflı bant çok lazım oluyordu ama çift taraflı bantım yoktu. Bu da maskeleme bandı. Sulu boya defterimde kullanmak için aldım. Rengi özellikle pembe olması çok hoşuma gitti. Simli bant. Yine planlayıcı yapacak olursam orada kullanmak istiyorum. Ve bir tane normal bant ve yapıştırıcı aldım. Bu defter ailemin bana doğum günü hediyesi olarak aldığı hediyelerden biriydi. Bunun içine planlayıcı olarak kullanmayı düşünüyorum. Pişmanlıklarımdan birisi. Ne yazık ki kaligrafi öğrenmek istediğim için bunu almıştım ama benim beklediğimden farklı bir şey çıktı. Yani ben bunu çalışma kitapçı olarak düşünmüştüm ama bu fikir kitabıymış. O yüzden içerisinde pek istediğim gibi bir şey yok. Şimdi kutularımıza gelelim. İçi böyle kocaman gözüküyor ama sadece bir kalem var içerisinde. Evet. Uniball marka bir beyaz kalem. Bunu da yine kayık. Son olarak da yakın arkadaşlarım bana doğum günü hediyesi olarak aldıklarını göstereceğim. Evet, böyle bir defter almışlar. Ve renkli bantlar. Son olarak da yine böyle bir kutu var. Şimdi birlikte bir kutu kaydılar. İçerisinden minik bir makas. Mini zımbalar. Böyle minik zımba. Bant. Küçük bir fosforlu kalem. Yapışkanlı renkli kağıtlar çıkıyor. İçinden çıkanlar bunlar. Şimdi birlikte baskı yapalım. Altın sarısı rengiyle yapmak istiyorum sizlere gösterirken. Thank you.
bugünkü videomda yapmış olduğum alışverişi sizlerle paylaştım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.